Hani sen hayallerden bahsediyordun ya, hatırlar mısın? Evet. Seninle ne hayal kurmuştuk? Sahilde, baş başa. Evet. Biz kumsaldaydık galiba ama. Kumsal bulamam. Yaz gelince o da olur. Yani sen de buldun, bulanıyorsun. Seninle beraber biz bugüne kadar tek bir kere hayallerimizden bahsettik. O da güneş, deniz ve baş başa olmak. Ben genelde başka bir hayalim var mı? Bunaldığım zaman ya da canım çok sıkkınken deniz kenarına atarım kendimi. Böyle otururum. Kayalıklara otururum. Sadece denizin sesini dinlerim. O beni rahatlatır senin çünkü. Senin benden başka bir hayalin var mı? Şu anda yok. Var ama ilerisi için. Sensiz bir günümün geçmesini istemiyorum. Kavga edelim, tartışalım, küselim, birbirimizle konuşmayalım ama asla ayrılmayalım. Bu da sana aşkımızın abi çok iyi ya. Abi çok iyi. Vallahi benim sürprizlerden birini hiç etmişsin ama olsun. Niye? Yani. İleriye dönük düşündüklerimden. Kalan yıl. Kanki hepiniz yaparsınız inşallah. Vallahi çok güzel, çok bu, beğendim. Hep böyle olun abi işte. Her hafta sonu yapın bir şeyler yani. İnşallah. Seninkine ek olarak sadece klarnet ve darbuka da ekledim. Vallahi. Evet, oynadınız abi da. Çok güzel. Yok, olmuş. Canım, ben çok beğendim ya. Vallahi herkes keşke tüm ilişkilerinde böyle olsun. Aynen. Abi. Böyle olunca insan emin ol konuşacak başka bir şey bulamıyor. Ama abiden biraz parayı kıyasladın da daha kalından senin kardeşim çok ince. Kardeşim onun da zamanı var. He. Bu sadece bir nişaneydi. Anladım kardeşim. Bizim aramızda. Da kemancı benimkinin amcasıymış, aradı beni, parasını vermedin de. Hani onu halledersin. Bir zahmet dedi akşam dedi. Geçerken dedi bıraksın. Didemciğim vallahi çok güzeldi ya izlerken. Allah mesut bahtiyar etsin. Ya, benim için çok güzel bir sürprizdi. Hani beklemiyoruz diyoruz ya Adnan'dan böyle şeyler. Belki de ben bile şaşırdım yani Adnan'ın orada. Adnan bile kendi için dedim, diyor. Ya benim için diyorlar şu bu hani yapmaz diyorlar ama. Aynen. İşte hani aşık olunca sevince insan yapmam dediği şeyleri de yapıyor. Öyle biri çıkıyor ki karşısına yapıyor. Adnan için de böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Güzel. Benim için hiç unutamayacağım bir gün her şeyden önce. Yani hediyenin büyüğü küçüğü diye bir şey yok. Bakara yapıyoruz. Bana yaşattığı heyecan var. O benim için en büyük hediye zaten. Belliydi vallahi. Varlığı en büyük hediye zaten. Adnan. O yüzden. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Vallahi hadi bakayım, hadi bakayım. Bize bir görüntü verildi. Adnan'la Didem çok güzel sahil kenarında bir yemek, işte keman falan. Bunlar bana aslında bir yerden tanıdık geliyor ama ben bunları söylemem. Çünkü ben ilişkilerin güzel sonlanmasını, mutlu olunmasını istiyorum. Hani bir gün önce benim adayım sırf bana bir çiçek çikolata getirdi diye Gökhan özentisi oluyor da. Acaba onlar sahil kenarında yemek yiyerek, keman tutarak özenti olmuyor mu? Ben böyle kötü düşüncelere girecek birisi değilim. Allah mutlu mesut etsin. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerim.
bir kul.